Merhaba sevgili gençler. Deşifre Edebiyatı Hatice Hoca'ya hoş geldiniz. Edebi sanatlar konu anlatımında mübalağayla devam ediyorum. Abartma sanatı yani. Siz bunu ortaokulda abartma diye gördünüz ve artık mübalağa diye devam edeceğiz lisede. Hemen bol örneklerle konu anlatımına başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Mübalağa biraz önce de söylediğim gibi abartma sanatıdır. Diğer ismi abartma sanatıdır ama genellikle karşınıza mübalağa olarak çıkacaktır. O yüzden bu ismi de öğrenmenizde fayda var diye düşünüyorum. Aklınızda nasıl kalsın? A, mübalağa, A. Hani A'lar her şeyi abartırlar ya, fazla yerler, fazla içerler, bağırırlar, işte kahya falan diye böyle her şeyi davranışları abartılıdır A'ların. Davranışları abartılıdır. Mübalağanın da abartma olduğunu belki bu şekilde kodlamış olursunuz. Şimdi ne demektir mübalağa? Bir şeyi olduğundan ya çok büyük ya da çok küçük gösterme sanatıdır. Yani eğer bir övme veya yerme varsa özellikle mübalağa sanatına başvurulur ve bundaki amaç etkililiği azaltmaktır. Etkiyi artırmaktır veya azaltmaktır daha doğrusu. Mübalağanın da çeşitleri vardır. Yani çoğu kaynakta yok. ÖSYM tarafından da şu ana kadar çok fazla sorulmadı ama ben yine de şuraya yazmak istiyorum. Tebliğ var. Önce isimlerini yazayım, sonra kısaca söyleyeceğim ne olduklarını gençler. İrak diye bir çeşidimiz var. Bakın çok fazla çıkmaz. Hatta hiçbir yerde görmedim. Ama yine de ben buraya yazmak istiyorum. Bir de guluv diye bir çeşidi var. Tebliğ ne demektir? Mübalağa yaparken eğer akla ve geleneğe uygun, mümkün olanların anlatılması veya büyütülüp küçültülmesi şeklinde yapıyorsanız mübalağayı, ona tebliğ diyorsunuz. İrak ise akla uygun, geleneğe aykırı olarak yapılan mübalağadır. Guluv ise akla ve geleneğe aykırı, mümkün olmayan durumların anlatıldığı mübalağa çeşididir. Yani demek ki burada bu çeşitlerde genellikle akla ve geleneğe uygun olup olmaması yönüyle değerlendirilmiş mübalağa çeşitleri. Biraz önce dedim ki mübalağa genellikle övgü veya yergi söz konusu olduğunda başvurulan bir edebi sanat. Dolayısıyla biz övgü veya yergiyi nerede yapıyorduk? Kaside nazım şeklinde yapıyorduk. Kasidenin özellikle metiye bölümünde eğer işte bir padişah övülüyorsa, peygamber efendimiz övülüyorsa veya bir sadrazam övülüyorsa metiye bölümünde böyle abartılı şeyler yapılır, sanatlar yapılır yani mübalağa yapılır. Veya şair kendini övüyorsa Fahriye bölümünde mübalağa sanatına başvurabilir. Veya gençler nesip bölümü biliyorsunuz tasvir bölümüydü nesip bölümü. Nesip bölümünde de bazen işte İstanbul'u falan anlatırken, tasvir ederken, onun güzelliğini, onun şaşasını anlatırken de çokça mübalağa sanatına başvurulmuştur diyebiliriz. Bu sayfamız bu şekilde. Şuraya neymiş? Dikkat edeceğiz. A'dan aklımıza gelecekmiş. Şimdi isterseniz örneklerine bakalım. Kara gözlüm bu ayrılık yetişir, iki gözüm pınar oldu gel gayrı. Elim değse akan sular tutuşur, içim dışım yanar oldu gel gayrı. Şimdi iki gözüm pınar oldu derken o kadar çok ağlamış ki gözü pınar olmuş. Yani böyle bir şey mümkün değil, abartmış ne kadar üzgün olduğunu. Elim değse akan sular tutuşur derken de yine şurada da hemen elinin değmesiyle suların tutuşması mümkün değildir. Mübalağaya başvurmuştur. Kim bu cennet vatanın uğruna ölmez ki feda, olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Şu heda şehit, şehitler anlamına geliyor gençler. Biliyorsunuz biz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda çok fazla şehit verdik maalesef. Mekanları cennet olsun. Ve şair burada o şehitlerin çokluğunu anlatmak için toprağa sıktığın anda şehit fışkıracak. O kadar çok şehit var ki bu şehitlerin çokluğunu anlatmak için mübalağa sanatına başvurmuştur. Bu arada kim bu cennet vatanın derken cennet vatan derken de ayrıyeten videoyu izlediyseniz bulmuşsunuzdur. Teşbihi beli sanatı yapmıştır vatanımızı cennete benzettiği için. Diğer örneğimize baktığımızda ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savurur enkazı beşer. İnsanların ne kadar fazla öldüğünü veya çok insan ölümü olduğunu anlatmak için şurada mübalağaya başvurmuştur.
Ölüm indirmede gökler. Yani gökten ölüm yağabilir mi? Veya yerden ölü püskürebilir mi? Hayır. Ama aynı şu yukarıda olduğu gibi savaşın o korkunçluğunu veya işte ölen askerlerin çokluğunu anlatmak için mübalağa sanatı yapılmıştır. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden 7 kat aşağı kanatlandık o hızla. Atların hızını anlatmak için şurada mübalağa sanatına başvurmuştur. Yüce dağlar ne kararıp pusarsın, açlı derler nazlı yari başından. Oturmuş derdime dert mi katarsın, alem sele gitti gözüm yaşından. Aman Allah'ım, yine burada ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar dertli olduğunu anlatmak için alem sele gitti gözümün yaşından. Siz ağladığınızda sel oldu mu? Olmadı diye düşünüyorum. Şu bölgede mübalağa sanatı yapılmıştır. Sekizimiz odun çeker, dokuzumuz ateş yakar. Kas kaldırmış başım bakar. 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz diye de devam eder bu. Şimdi normalde hiçbir suyun 40 günde kaynamaması mümkün değildir. Değil mi? Burada 40 gün oldu kaynatırım kazanı ve kaynamıyormuş hala. Bu şekilde mübalağa sanatı yapmış. Normalde hemen kaynayacak bir suyumuz var aslında. Söyle naz uykusuna varmış o yer ey baki divan edebiyatından. Söyle naz uykusuna varmış o yar ey baki ki cihan halkı figan eylese bidar olmaz. Ey baki diyor o yar diyor naz uykusuna varmış. Yani biliyorsunuz divan edebiyatında sevgili hep nazlıdır. Aşığa hiçbir zaman yüz vermez. Sevgili hep nazlıdır. Baki ne yapmış şairimiz baki? Sevgilinin bu nazlı halini anlatmak için demiş ki koca bir cihan halkı, bir dünya halkı ağlasa, inlese, ses etse o yine de uyanmaz. O yine de uyanmaz. O kadar nazlıdır ki naz uykusuna yatmıştır. Onun nazını anlatmak için şu bölgede mübalağa sanatı yapmıştır. Bir ah çeksem dağ taşı eritir. Hadi bir ah çekelim hep beraber. Ah eriyen bir şey yok. Şu bölgede mübalağa sanatı yapmıştır. Gözümün yaşının değirmeni yürütmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Burada da yine ne kadar dertli ki bu derdini mübalağa yaparak anlatmaya çalışmıştır. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Şimdi bir tüycüyü düşünün gençler. Dediğimizde gerçekten uçar çok hafiftir. Ama burada Ahmet Hamdi Tanpınar ne yapmış? Ahmet Hamdi'nin şiiridir bu arada. Ahmet Hamdi Tanpınar şu bölgede kendisinin çok daha hafif olduğunu mübalağa yaparak anlatmaya çalışmıştır. Aslında öyle bir şey yoktur. Donar soğuktan efendi semender ateşte, bir iki gün dahi böyle eserse bu sarsar. Şimdi bu da divan şiirinden bir örnektir ve bunun açıklamasını şu şekilde vermek istedim. Çünkü anlaşılmaz. Burada semenderin ne olduğunu bilmeniz lazım ki oradaki mübalağayı anlayın diye. Günümüz Türkçesinde diyor ki, efendi bu kasırga böyle bir iki gün dahi eserse ateşte yaşayan masal hayvanı, bakın ateşte yaşıyormuş bu semender, olan semender soğuktan donar. Burada rüzgarın aşırı soğukluğunu vurgulamak için ya da işte havanın ne kadar soğuk olduğunu vurgulamak için, biraz da anlatmak için, dikkat çekmek için ateşte yaşayan bir hayvanın bile donacağını, semenderin bile donacağını söyleyerek mübalağa sanatı yapılmıştır. Deniz mürekkep olsa yazılmaz benim derdim. Bakın deniz mürekkep olsa gördünüz mü? Yazılmaz benim derdim. Yine ne kadar dertli olduğunu bu şekilde mübalağa ederek anlatmıştır. Güllü diba giydin ama korkarım azar eyler. Nazenürüm sayi har gülü diba seni. Yine divan edebiyatından Nedim'e ait bir şiirimiz var. Ve o yüzden günümüz Türkçesini verdim. Ey nazlı sevgilim, güllü elbise giydin. Güllü elbisenin dikeninin gölgesinin seni incitmesinden korkarım. Yahu güllü elbisenin dikeninin gölgesi niye incitsin sevgiliyi? Zaten o elbise ama dediğimiz gibi o sevgilisine olan hayranlığını, düşkünlüğünü dile getirmek için mübalağa sanatı yapmış bizim Nedim'imiz. Evet, bitti. Boş sayfaya geldim. Mübalağa sanatı keyifli bir sanat. Bulması kolay bir sanat. Dediğim gibi sadece en başta A kelimesinden yola çıkarak
abartı olduğunu hatırlayacaksınız ve bir şeyin olduğundan daha büyük ya da daha küçük gösterilme amacı var mı yok mu buna dikkat ettiğinizde mübalağa sanatını, abartma sanatını kolaylıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Yeni bir konu anlatımında görüşmek üzere. Şimdilik Hatice hocanızdan bu kadar. Hoşça kalın.